Cihaz TV hoş geldiniz arkadaşlar ben Ali Osman'uz. Son dönemde yorumlar kısmında 6000-6500-7000 TL civarında sistem tavsiyesi isteyenler olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu konuya cevap niteliğinde bir video paylaşmak istedim. Şu anda piyasada 6500-6600 TL civarında yaptığım araştırmalara göre benim bulabildiğim en uygun fiyatlı hazır sistem arkadaşlar sinergis spika oluyor. Bu bilgisayarın güçlü özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum gerek oyun oynatma tarafında gerekse yayıncılık yapma tarafında sizlere gerekli imkanları sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelin bu bilgisayarın özelliklerine birlikte bakalım. Hangi fiyata hangi parçaları barındırıyormuş birlikte bir göz atalım. Sinerji Speaker arkadaşlar standart haliyle 6626 lira 11 kuruşa satılan bir hazır sistem. 5 iş günü içerisinde kargolanıyormuş. Bu birazcık daha uzayabilir. Bir haftayı bulabilir. Sistemlerin kurulumu birazcık vakit alıyor. Bu konuda anlayış göstermek gerekiyor. Sinerji güvenilir mi diye soracak olursanız evet sinerji güvenilir. Birçok takipçim buradan bilgisayar satın aldı. Çok fazla bir şikayetini duymadım açıkçası. Genel olarak iyi iş yapan bir firma olduğunu düşünüyorum. Şimdi bilgisayarımızda işlemci olarak standart halde gelen AMD Ryzen 5 3500 var. Bu işlemci güzel bir işlemci arkadaşlar. 3.6 GHz temel saat hızına 4.1 GHz'e kadar da boost saat hızına sahip olan 6 çekirdek ve 6 izlekli bir işlemci. Sizlere her türlü imkanı sağlayacaktır. Rahatlıkla bütün oyunları yüksek FPS değerlerinde çalıştıracaktır. Yayıncılık da yaptıracaktır arkadaşlar. Ama render tarafında Ryzen 5 3600 oranla tabii ki birazcık daha düşük render süreleri olacaktır. Çünkü Ryzen 5 3600'de 6 çekirdek ve 12 sanal çekirdek bulunuyor. Ama gerçek çekirdek her zaman daha öndedir arkadaşlar. O yüzden 6 çekirdek olması da size herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Bu işlemciyi burada sabit bırakmak istiyorum. Çünkü diğer işlemci seçeneklerinde çok ciddi bir fiyat farkı ödememiz gerekiyor. O yüzden Ryzen 5 3500'ü ben şu anda fiyat performans olarak gayet müsait bir yerde buluyorum işlemci olduğu gibi bırakıyoruz. Bilgisayarda anakart olarak artık neredeyse her videoda karşınıza çıkarttığım Gigabyte b 450 m 2 h bulunuyor. 3600 MHz'e kadar XMP RAM destekli Micro-ATX bir anakart. Eksiği yok arkadaşlar. Fonksiyonel açıdan gayet yeterli bir anakart. Daha yüksek işlemcileri de takabilirsiniz. Bir nesil sonraki işlemcileri de bu anakarta takabileceksiniz. Yükseltmeye de açık günümüz için de yeterli. Anakartın olduğu gibi kalmasından yanayım. Bilgisayarda RAM olarak Gale markasının EvoSpear RAM'leri var. 8 GB'lık iki tane RAM olacak. Yani 2x8 eşittir 16 GB RAM olacak. Çift kanal olduğu için FPS değerleri daha yüksek olacak arkadaşlar. 3000 MHz frekans hızına ve CL16 gecikme süresine sahip olan bu RAM'ler kesinlikle fazlasıyla yeterli olacaktır. RAM'leri de ekstra ücret ödemeye gerek duymuyorum. Eğer isterseniz 115 lira fark ödeyerek 3200 MHz ya da 192 lira fark ödeyerek 3600 MHz RAM de alabilirsiniz. Burada 115 lira fark vermektense 195 lira vermeyi ben daha makul görüyorum. Eğer daha yüksek RAM hızları istiyorsanız yükseltmenizi 3600 MHz'den yana kullanın. 195 lira ekstra fark verin. Oyunlarda mutlaka 4-5 FPS e fark edecektir. Bazı diğer oyunlarda, küçük oyunlarda ise CSGO, LOL, Valorant gibi işlemci RAM ikilisinin daha öne çıktığı oyunlarda ise daha fazla FPS yükselişiyle karşılaşabilirsiniz. Bu da seçenek olarak aklınızda bulunsun. Ben 6650 lirayı çok fazla geçmek istemediğim için RAM'leri burada sabit bırakıyorum. 3000 MHz olarak sizlere sunuyorum RAM'leri. Bilgisayarda ekran kartı olarak arkadaşlar Zotac GeForce RTX 2060 ekran kartı bulunuyor. Şu anda RTX 2060'ın müsait versiyonlarından biri yani çok pahalı olmayan RTX 2060'lardan biri. Sonuçta GPU para eder. Benim gözümde her zaman parayı eden GPU'dur arkadaşlar. RTX 2060 olması çok önemli. Çok güzel bir kart gerçekten. Önümüzdeki 3-4 sene boyunca kafanız rahat olur. Bu kartla çok bir sorun yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Bazıları çok takıntılı. Rakiplerine göre 5 derece daha sıcak çalışan kartlara ısınma sorunu var diyorlar. Bu kartlarda ısınma sorunu yok arkadaşlar. Bu kartı alırsınız, senelerce kullanırsınız. Herhangi bir sorun da yaşamazsınız haberiniz olsun. Bilgisayarda depolama alanı olaraksa Gale markasının 512 GB kapasiteli Zenit R3 SSD'si var. SATA 3 standartlarına göre hızlı bir SSD. Depolama alanında bana göre yeterli bir SSD arkadaşlar. Daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız bu bilgisayara hard disk de ekleyebilirsiniz. Western Digital 1 TB Blue Hard Disk bulunuyor burada seçenekler arasında. 375 lira daha fazla para verirseniz bir tane de 1 TB'lı kart riski bilgisayara ekletmiş oluyorsunuz. 512 GB temel ihtiyaçlar için yeterli ama gelecek için kesinlikle yeterli olmayacaktır. Ben sonradan yükseltirim diyorsanız SSD'yi sabit bırakın. Benim bütçem yetiyor hard disk de almak istiyorum diyorsanız VD 1 TB Blue Hard Disk'i de burada seçenekler arasından seçebilirsiniz. Bilgisayarın kasası arkadaşlar Ranker Virgo RGB Tempered Glass USB 3 ATX Mid Tower kasa. Önde 3 tane fanı var. Mesh paneli var ön tarafta. Arkada da bir tane fanı var. Bütün fanlar 12 cm boyutunda genel olarak fazlasıyla havadar bir kasa olacaktır. Ben bu kasaya baktığım zaman aklıma Pollux kasalar geliyor arkadaşlar. Pollux ve Aquarius kasalar geliyor. Bu kasaları kullananlar bugüne kadar hep memnun kaldılar. Hava akışı yeterli seviyede oluyor. Sessiz, sakin, güzel kasalar oluyorlar. Ranker Virgo'nun da iyi bir kasa olduğuna ben eminim. Bu kasayı burada sabit bırakıyoruz. Diğer kasa seçeneklerinde fiyat farkı çok yükseliyor. O kadar para vermekten yana değilim. Bütçenizi bence uygun bir şekilde kullanmak istiyorsanız Ranker Virgo kasayı burada sabit olarak bırakın. Sinerji Speak arkadaşlar sabit haliyle Power Boost 550 Watt 80 Plus güç kaynağıyla geliyor. Power Boost Fury kötü bir güç kaynağı değil. Çok fazla kötü yorum yapıldığını görüyorum. Haksızlık yapıldığını görüyorum. Bu güç kaynakları kolay kolay yanmaz, patlamaz, çatlamaz arkadaşlar. Ama burada seçenekler arasında şunu da belirtmem lazım. Sharkon 650 Watt 80 Plus güç kaynağı da 163 lira ekstra para vererek gayet alınabilir bir seçenek. Fiyat performans açısından onun da iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer kafam rahat olsun ilerisi için yükseltme seçeneklerinde watt değerlerinde önüm açık olsun istiyorsanız 163 lira farkı ödeyerek Sharko'nun 650 watt'lık güç kaynağını da alabilirsiniz. Biraz daha yüksek ekran kartları takmak istediğinizde önünüz açık olur arkadaşlar. Ama 550 watt'lık PowerBoost güç kaynağı buraya RTX 2060 ekran kartını beslemeye yeter. Çünkü bu ekran kartları çok fazla güç tüketmeden çalışıyor. Şimdi arkadaşlar sistemimiz bu şekilde 6626 liraya denk geliyor. Kasamız bu şekilde bence alınabilir durumda. Ekran seçenekleri arasında burada bize çok fazla seçenek sunulmuş. Güzel seçenek da var açıkçası. Fiyatlara bir bakın derim, kararınızı ona göre verin. Bazı ekranlar var. Mesela burada bir tane LG'nin 23.6 inçlik 24GL600FB kod adlı 1MS 144 Hz'lik bir monitörü var. 1471 lira demişler. 144 Hz monitörlerin fiyatları çok yükseldi. Bu monitör muhtemelen TN panel ama çok kötü bir görüntü kalitesi olmayacaktır. LG'nin bir kalitesi var. Bu monitörden memnun kalabileceğiz düşünüyorum. Bunu da sisteme eklerseniz 1471 lira ekstradan para demiş oluyorsunuz. Benim kasadan sonra de çok fazla para kalmıyor diyorsanız da yine buradaki seçenekler arasından 740 liraya LG'nin 22 inç boyutlu 1MS 75Hz FreeSync monitörü var. Yine maalesef TN panel ama oyun performansı yüksek olacaktır. Bu monitörü de tercihleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Bu monitörlerin dışarıdaki satış fiyatları da bundan farklı değil. Bilgisayarı aynı satıcıdan tam olarak toplamak istiyorsanız bu seçenekleri de değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve bu videoyu artık sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buna benzer videoları anında takip etmek için, anında haberdar olmak için de lütfen kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.